İftar sofrasında edilen dua hiç sekmez. Selavat-ı şerif her duanın önünde ve arkasına eklenmeli. er rasulü okunan bir alan 70 fersah böyle 70 versah. şu şekilde açtığımızda parmaklarımız değecek. Eğer daha aşıyorsa bu mesafeyi o banyo, bir tek biz yaşamıyoruz bu dünyada. Oraya geçmek için o iğne deliğinden geçebiliyor olman lazım. Bu kadar kalabalıkla o delikten geçemeyiz biz. Ölecek miyiz? Hayır. Bilincin geçiyor oradan zaten. Şükür halle olur. Nasıl çok dilli olmaz ya. Yani. O noktada edilen bir dua. Allah katında gerçekten kulumun bu duasını kabul edeyim dediği anlandı. Gökyüzünün bir enerjisi var. Gün doğumuna mutlaka bir müminin kalkması gerekiyor. Güneşi üzerine doğurmaması gerekiyor. Eğer güneşi sen üzerine doğuruyorsan bil ki bu hayattaki rızkın eksik olur. Niye suplan Allah? Elhamdülillah ve Allahu Ekber? Sağ tarafına doğru kalkacaksın. Böyle haldır olur kalkamazsın. Öyle mi? Yavaşlattım. Yaptım. Oturduğun yerde yap. Bak bakalım onu nasıl hissediyorsun. Efendim merhabalar. Mehmet Saka ile Ramazan'da size özel sohbetlerle iki bölümü geride bıraktık. Karşınızda oluyoruz. Geldik üçüncü bölüme. Üçüncü bölümde ne konuşacağız? Bir hatırlatma yapayım izlemeyenleriniz için. İlk bölümünde Ramazan ve Ramazan'ın önemini Mehmet Saka'nın dilinden dinlemiştik. Sonrasında ölümü konuşmuştuk. Biraz ezberleri bozan bir yayındı ölümle ilgili söyleşimiz. Ve geldik üçüncü bölüme. Bugün de ilahi aşkı konuşacağız. Olmazsa olmaz diyebilir miyiz ilahi aşk için? Kesinlikle başka da aşk yok zaten. Başka aşk yok. Bir tek aşk o. Ben dedim ki şimdi yayına başlarken Allah'ım senden bahsedeceğiz. İzin ver bize kolaylıkla aksın dedim. Konuşturan o değil mi Ferda Hanım dedim Mehmet Saka. Bize bunu kendi meşrebinizce bir anlatabilir misiniz? Olur. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim ile başlayalım o zaman. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şuraya sadece onu yazdım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne Allah'tan başkasına aşık olacaksın ne de Allah'tan başkasını seveceksin. Hmm. Bir tek aşk, bir tek sevgi ancak Allah'a olandır. Peki nasıl olacak bu? Peki biz bu hayatta Allah'a olan aşkımızı nasıl hay edeceğiz? nasıl ispat edeceğiz, göstereceğiz gibi mi Yo, Nasıl hayat bulacak bu? Nasıl yaşayacağız? Bunun ispatı ihtiyacı yok. Sen Allah'a aşıksan kimseye ispat etmene gerek yok zaten bunu. Bu zaten seninle görülür. Allah'ın kendisini ispat etmemiz gerekiyorsa? Yok Allah kendini ispat ediyor her şeyi zaten kulu ile. Allah kulundan görür kendini. Yani ilahi aşka ulaşmanın yolu Allah'ın varlığını her yerde görebiliyor olma hali. Zaten ondan sonra başka yere aşkını yaşayamazsın. Yok yani gitmez yani ne gönül gider ne kafa gider hiçbir şey gitmez. Hep oradadır. Allah aşkı insana böyle bayağı bir sirkeler. Sar sar. O yüzden o kontrol edilemediği zaman da meczup ya da delilik arasında ince bir çizgi vardır ya. Böyle bir şeydi. Peki biz nasıl yapıyoruz bunu? Mesela çok iyi akıllı taklidi yaparak yaparsın bunu. Bunun içinde hayatı dahil edersin konuya. Daha doğrusu hayata dahil olursun. Nasıl dahil oluruz hayata? Biz hizmetlerimiz ve nezaketimizle dahil olduğumuzda bunlar da duanın vesilesidir aynı zamanda. Dua eyleminin vesilesidir. Şimdi ben senden dua almak isterim. Hı. Nasıl alacağım? Gelip sana Ferda bana dua et demem. Gelirim sana bir su ikram ederim. Sen bana Allah razı olsun dersin. Aslında doğanın makbul olanı bu. Söyleriz dilimizle de. Ya ihtiyacım var bana bir dua et deriz de. Ama söylenmeden sen ona bir iyilik yaptığında o sana zaten dua eder i̇şte mi İşte o yüzden hizmet ve nezaket duanın vesilesidir. Aa, ne güzel. Şimdi hayatının tüm evrelerine bu sistemi böyle yaydığında bu bakış açısını perspektiften kendini yaydığında o zaman aşkını yaşamaya başlıyorsun. Allah ile aşk böyle yaşanır. Davranış biçimlerinde. Bizim dilimizde çok fazla şükür vardır. Hı. Toplum olarak öyle alıştık çünkü. Hep bir şükür vardır. Şükür bugünümüze deriz. Fakat, Nasılsın der. Heh, Elhamdülillah evet. deriz. Fakat biz bunları tam manasıyla idrak edememiş durumdayız. Şükrü yaşamamız gerekiyor biraz. Şükür halle olur. Nasıl? Çok dille olmaz yani. Davranış biçimin senin şükründür aslında. İstediğin kadar dilde şükret. İstediğin kadar dilde seviyorum ya da aşığım de. Davranış biçiminde görülür bu. Senin duruşunda görülür bu. Bir konuya geliştirdiğin anlayış biçiminde görülür bu. Mesela kahret deriz ya, herkes de Allah var. İşte biz vurana elsiz, köfredene dilsiz, öyleyizdir, İşte budur falan anlayış. o dokunduğu zaman içindeki canavar çıkıveriyor. Hadi nerede kaldı o zaman? İşte bu eylem dediğimiz nokta burada başlıyor. Anlayış büyütmek, anlayış duygusunu geliştirmek kendinde. Sana küfredene bir de anlayışla yaklaşabiliyorsa küfür ettiği için değil de onda başka bir parça gördüğün için bu bir şeyi topyekun reddetmekle bir tanenin reddetmeklerinin aynı olduğu yerden bahsediyorum. O bakış açısı çok başka derin bir bakış açısı çünkü. O derinliklerden baktığımızda ilahi aşkı yaşıyorsun zaten. Şimdi kestik burada yine. Gelelim geriye. İlahi aşk. Herkesin dilinde var. Evet. Herkesin ağzında var. İşte ben şöyle aşkla bağlayayım, ben böyle aşkla bağlayayım. Hayır yok. Maalesef öyle değil. İlahi aşk bu kadar suistimal edilecek bir şey değil. İlahi aşk bu kadar basit dile alınabilecek bir şey değil. O aşk adamın kalbini yakar. Öyle cızlatır burayı. Yani burası yanar bir. Öyle Allah aşkı basit. Olamaz kesinlikle. Ancak Leyla olmadan Mevla'ya da ulaşamazsın. Leyla'sız da Mevla'ya gidilmiyor. Fakat bizim tek sorunumuz Leyla'ya takılık kalıyoruz biz. Mevla'ya gitmeden Leyla'ya takılık alıyoruz. Sevginin de aşkında Leyla ile olduğunu zannediyoruz. Burada Leyla'yı nereye koyarsan koy. Bugün araban da Leyla olabilir sana. Hmm. Evin de Leyla olabilir sana. Kariyerin de Leyla olabilir sana. Her şeyin Leyla olur sana. Ona aşıksındır çünkü. Onu seviyorsundur çünkü. Malı, mülkü, parayı, şanı, şöhreti. Makamı. Bunları bırakmadan gerçekten aşığım diyemiyorsun o zaman. Ve sen de dilin yalan söylüyor. Ya bir şekilde dil bunu söylüyor da e, varlık şeklinde bunu yansıtabiliyor musun? Bu çok mühimdir. Allah Celle Celaluhu e, aşk ile ve sevgiyle yarattı her şeyini. Tamam. Aşk ve sevgiyle yarattı. Yani bir tek şey var. Aşk ile ve sevgiyle ancak Allah'a yaklaşabilirsin. O pürle, o paklıkla bakarak yaklaşabilirsin. Hep işaret ediyoruz. Alt üçgen bölge dediğimiz. Genişlikten darlığa doğru gidiyor bakın. Piramit gibi düşünün. Tamam. Emmaremiz, levvamemiz, mülhimemiz, mutmeynimiz. O iğne dediği gibi olan ya yani piramitin ucu. Bir de ters üçgen koyun üzerine. İşte orası da mana dünyası. Oraya geçmek için o iğne deliğinden geçebiliyor geçmek olman zorundayız. lazım. O iğne deliğinden geçebiliyor olman için bu dünyaya ait ne kadar fazlalık varsa hepsinden arınman gerekiyor. Leyla'dan geçme faslındayım, Mevla'yı bulma yollarında dediğimiz. Bu selik makam. Yani evet ölecek miyiz? Hayır. Bilincin geçiyor oradan zaten. Bak şimdi üst üçgene geçti bilinç. İşte başladı ilahi aşk. Üst üçgendeki aşkı madde dünyasında yeşertirsin. Çünkü bilincin geçti oraya, bedenin geçemiyor yani. Bedeni bıraktık, hiçliğe gittik hı hı. ve geçtik üst, üst noktaya. Oradaki o ilahi nurdan aldığın enerjiyle, işte o kemaleden aldığın enerjiyle, madde dünyasındaki varlığına aktarım yapıyorsun. Yani evet Leyla'dan Mevla'ya dokunuyorsun. Leyla'dan Mevla'yı seviyorsun. Allah her yerdedir değil mi? Evet. Şah damarımızdan bize daha yakındır. Evet. Ama biz ona yakın değiliz. O bize yakın. Allah her yerdeyse ve Allah şah damarımızdan bize daha yakınsa her baktığımız yerdeyse bunu idrak edemiyor olsak bile böyle biliyorsak ve bize böyle söylediğinde buna amenna ve sattakna diyebiliyorsak o zaman bu bakış açını ilerlettiğimizde her yerde olan Allah'ı nasıl görülebilir kılarsın? Allah'ı nasıl görürsün? Nasıl? Yarattığından görürsün. Her şeyden, yarattığı her şeyden. Evet, yarattığı her şeyden görürsün. Hak'tan halka, halktan hakka. Zoom in, zoom out. <laughs> i̇nsan alem alem insan. Bak genişlet alem oldun, daralt insan oldun. İnsanın içini aç, zoom yap, alemi gör. Daralt insanı gör. Küçüldükçe alem açılıyor. Bu kadar kalabalıkla o delikten geçemeyiz biz. İşte içinde bulunduğumuz Ramazan ayı. Bizim aslında bu dediğiniz noktaya erişebilmemiz için bir fırsat. Evet Bizim sonraki ayları nasıl yaşayacağımızın da küçük bir, e, nasıl söyleyeyim, fragmanın niteliğinde Ramazan. Hı hı. Hani Genelde e, sonlarına doğru yaklaşırken yaptık ettik. Daha Ramazan'ın bittiği ilk gün nasıl Müslüman olacağımız konusu rafa kalkıyor gibi oluyor. Yanlış mı düşünüyorum? Şimdi bu e, hep geldiğimiz yer aynı nokta. Ben bu konuda çok... Evet. Ee, benim genel olarak bakış açımda ve üzüntüyle karşıladığım bir durum bu benim. Çok özür dilerim. Yani bir şeyleri simüle ediyoruz bir ay boyunca. Her türlü kötülükten uzak duruyoruz. Yardımı paylaşmayı arttırıyoruz. Daha çok Allah'la beraberiz. Maldan, mülkten her şeyden geçiyoruz. Geçiyor, ay geldiğinde. Muş gibi yapıyoruz, ha. geçmiyoruz. Muş gibi yapıyoruz. Miş gibi yapıyoruz. Muş gibi yapıyoruz. Biz bunu çok yapıyoruz. Muş gibi, müş gibi. Münafıklık hali midir? Münafıklıktır bunun adı. Münafık nereden, nasıl anlaşılır? Hangi, Hangi? özellikleri taşır münafık? Ee, gayrimüslim, Müslüman olmayan, gayrimüslim olan kişiyle arasındaki tek fark kelime-i getirmiş olmasıdır. O kadar. O kadar. Müslümanım diye geçinme yani münafıksan. Yani münafık mertebesinde Müslümansın Müslümanlık bir mertebedir bana göre yani e, Müslümanlık e, öyle olunabilecek bir şey değil yaşanabilecek bir şey diye düşünüyorum ben yani geliştirilebilen bir şey o bir makam gibi hı hı. o Müslümanlık makamı bence çok güzel bir makamdır da işte burada biz çok karıştırıyoruz bazı şeyleri ya sezonluk oluyor ama münafıklık oluyor bunun hali aradaki fark şu oluyor diyor ki yani biri e, azabında kalıcıdır. Diğeri azabı bitinceye kadar oradadır. Ondan sonra gelir oraya ama o da alnında kara bir gelir. Yani onun e, arkada baktığında referansına geldiği yer bellidir. Yani bilirsin geldiği yer nereden geldi. ama günün sonunda arınarak gelir oraya gibi e, hal vardır. E, o yüzden de şimdi burada çok sert de girmek istemiyorum ama bunu da es de geçmek istemiyorum. Böyle bir gerçek var. Çünkü biz e, Müslümanız deyip de e, farklı yaşamlar yaşıyoruz. Her ne kadar ee, bunu kabul etmiyor olsak da gerçek bu yani. Ee, herkes bilir bunun doğrusunu. Eğer bu konuda yok ben böyle değilim diyen varsa hemen kalbine bir dönsün. Otursun şöyle yere dizlerinin üzerine. Ne yöne oturduğunun hiç önemi yok. Sadece dizlerinin üzerine otursun. Bütün sessizliğin içerisinde şöyle kafasının önüne eğsin ve kalbine sorsun. Ben neredeyim diye. O kalbi ona o cevabı verecek kabul ederse. Verecek yani. Nerede olduğunu ona söyleyecek. Dolayısıyla e, Ramazan'da e, zaten biz Ramazan'ı da yanlış yaşıyoruz bu arada yani oruçu da çok doğru tuttuğumuzu düşünmüyorum ben oruç İlk bölümde anlattık yani, bunları evet Yani çok da e, yani bozduk mu açtık mı biz oruçlarımızı Ne demek bu? Ya, orucu bozmak var bir de açmak var Evet Şimdi genelde orucu bozuyoruz biz Ramazan'ı da topyekun orucun tamamını birleştirdiğinde ay sonunda da baktığımızda bütün oruçlarımızı bozmuş oluyoruz ama açsak da içinden o güzel çıkan paketten çıkanları alsak ya. Ramazanın sonuna doğru ne yaparız demeden. İşte içinde paketi açalım da bakalım ne verdi bize, ne ikram etti Allah. Geriye dönüp bakalım nasıl rızık ikram etti bize. Nelerde, neleri bize gösterdi. Ama biz onu yapmıyoruz. Biz şafak sayıyoruz. Üç gün kaldı, beş gün kaldı. Şafak sayıyoruz. Ne için şafak sayıyoruz? Başka şeyler için şafak hı hı. sayıyoruz. Yargılamak bizim haddimize değil. Elbette. elbette. Ben kendimden yola çıkıyorum. Hı. Öfke, öfkeyle oruç tutmak. Büyük bir yanlış. Kim bilir kaç kişiyi kırmışımdır o dönemlerimde. Haklarını helal etsinler. Yani oruçluyum diye. Çünkü öfkeliydim. Oruçluyum ya. Ama öyle oruç tutulmuyor ki. Bütün varlığını oruç tutturman gerekiyor. Bütün bedeninle. Bütün halinle. E iftar vakti de o sofranın üzerine atlamaman gerekiyor. Böyle kafa dikleme atlamaman gerekiyor. O yemeği bir üslubuyla yemen gerekiyor. Bir durman gerekiyor orada. Bir Çekilmen lazım bir dünyadan bir çekil bir ay ya bir ay çok fazla değil. O sana lazım aslında Allah'a da lazım değil. Doğru. Çünkü bu bedeni Allah'ın sana bahşettiği bu et parçasını, kadavrayı, bedeni ne dersen de adına. Bu bedeni senin bu dünyada sağlıklı bir şekilde yürütebilmen için de bir bakıma ihtiyacı var. Bir böyle restoranlarda bile diyor ya tadilattayız bir ay yokuz. Tabii. Bunun gibi. Eğer sen bedeni o anlamda bakıma çekmezsen bir süre sonra teklemeye başlayacak. Bu aynı zamanda duygu, aynı zamanda psikolojik olarak da geçerli. Asıl orada zaten konu patlıyor. Ya şöyle denir ya, bilmiyorum doğru mudur, layıkıyla tutanlar için soruyorum tabii bunu. Öfkeden uzak durdu, yapılmaması gereken her şeyden uzak durdu, bedenine de ruhuna da oruç tutturdu ve geldi iftar vakti. O ben çok, iftar çok, çok çok pardon orayı düzeltmek istiyorum yanlış anlamayın lütfen. Bedene ve ruha dedin ya, ruha evet. oruç tutturmuyoruz o da. Bedene oruç tutturuyoruz, ruhu besliyoruz. ha Tamam, ruhu beslemek diyelim. Ee, mesela o iftar sevinci deriz ya adına. Ben çok severim o kelimeyi. Gerçekten o an iftar sevincidir. Ee, işte tam da ruhu beslemek dediniz ya. Evet. Orada ruh besleniyor işte. Ee, sonları sayıyorsun. Ay bir dakika ezan okundu. Hatta çoğunlukla bütün gün dayanamadığın, belki zorlandığın bir şeyde açmak bile istemiyorsun ya kıyamıyorsun tuttuğun oruca. O noktada edilen bir dua Allah katında gerçekten kulumun bu duasını kabul edeyim dediği anlar Allah kulunun her ettiği duayı kabul eder. Tamam. Ramazan ayının iftar saatleri de Allah'ın rahmet esintisinin çok yoğun olduğu zamanlardır. Hmm. Takip edin Allah'ın rahmet esintilerini takip edin. Bu vakit de onlardan bir tanesidir. Namaz vakitleri de öyledir. Beş vakit namaz. Aslında rahmet esintilerinin olduğu ee, Allah'ın bu bizim bedenlerimizi bu yeryüzümüzü çünkü bu bedenler bizim ruhumuzu taşımak için varlar. Bizim yeryüzündeki yani ileriye gideceğim şimdi oraya geleceğim. Yeryüzündeki varlık şeklimizi sağlıklı bir şekilde yürütmek için varlar. Dolayısıyla bu bedenler o beş vakitte seccadenin üzerine oturup Allah'a döndüğünde o kulun direkt miracıdır orası. Yani aradan perdelerin kalktığı yerdir. Allah kulunu orada arındırır ve temizler bir sonraki sürece hazırlar. Çıkarsın tekrar devam edersin. Çünkü sonra seni diğer vakte hazırlar. Çünkü gökyüzünün bir enerjisi var. Yani ikindi vakti, akşam vakti, sabah vakti. Bunların her birinin bir vakti var. Bunlar o vakitlere boşuna konulmadı. Niye? Anlatın ama. İşte bu saatlerde de mesela işte gün doğumları ve gün batımları, akşam girişleri, akşam çıkışları bu saatler belli enerjilerin aktif bir şekilde hareket ettiği saatler. Namaz saatleri o yüzden mi o vakitler? E, yani ona ya. göre ayarlandı. Tabii ki ya. Hepsi Enerji giriş çıkışları var. var. Evet. Sabah mesela gün doğumuna mutlaka bir müminin kalkması gerekiyor. Güneşi üzerine doğurmaması gerekiyor. Eğer güneşi sen üzerine doğuruyorsan Bil ki bu hayattaki rızkın eksik olur. Maddi rızkın, bak direkt söylüyorum, maddi rızkın eksik olur. Çünkü Allah Celle Celaluhu gün doğumuyla birlikte rızık enerjisini de aktarıyor. E sen yatıyorsan, sana artan kalıyor. Kalıntılarını idare ediyorsun. Şöyle evde hayta çocuksun, çok muazzam bir kahvaltı hazırlanmış ama sen uyumayı seçtin, geç kalktın. Kalanlardan yersine kaldıysa, yersin, onu, yersin. Ne kaldıysa yersin. onu yersin. Hikaye böyle, gerçekten böyle. Dikkat edin, Avrupa ülkelerine bakın. Oradan örnek vereceğim. Hiçbiri üzerine güneşi doğurmuyor. Bakın, dönün bakın nasıl pozitif etki. Allah yırmıyor. Bu gayrimüslim, bu Müslüman diye. Hepsi Allah'ın kulu. Güneş her yere aynı anda doğuyor, batıyor. Işte. Güneş her yere doğu. Güneş özellikle şu kişidir, bu kişidir demiyor. Bir kere her şeyden önce. Bu saatleri iyi takip etmemiz gerekiyor. Kalk yani gün doğumuna kalk bak günün ne kadar temiz ve ne kadar ferah geçiyor. Sonrasında öğle vakitleri şekerleme saatidir. Mesela bir saat bir saat bedenindeki şeker dengelemesini yapar. Bedenindeki şeker dengelemesi senin ruh halini belirler. Agresif olmazsın dışarıda öfke saçmazsın kimseye. Saldırmazsın trafikte kimseye. Anlayış geliştirebilirsin. Sonra tekrar başlarsın. Bir ikindi vakti vardır. Artık günü uğurlayacağız. Hı hı. Akşama yaklaşıyoruz. Tamam. O aslında bir noktada günlük hayata veda etmek gibidir. Sonra akşama geliriz. İşte o zaman yer değiştirmeye başlarız. Enerjiler yer değiştirmeye başlar. Sistem çünkü çalışıyor. Ne diyor? Biz insanları ve cinleri bana kulluk etsin diye yarattık Doğru mu? Sistem değişiyor. Belli bir saatten sonra diğer enerjiler devreye giriyor bir diğer enerjiler buraya giriyor. Nöbet değişimi gibi. Do, Bu korumalar için bunların hepsi gerekli. Ondan sonra diyoruz ki bizim rızkımızda sorun var. İşte bizim ilişkimizde sorun var. Çocukla sorun yaşıyorum. Kızla sorun yaşıyorum. O böyle oldu. Ş olacak tabii. İlahi aşkla tam olarak hemhal olduğunu bileceğimiz, olabileceğimiz anlar aslında. Biz diğerde onları da ıskalamış oluyoruz yapmayarak. Aslında ilahi aşk şimdi programın başında bu şeye geldi. Böyle ağlamalı, hopmalı, zıplamalı bir şey gelecek gibi geldi ama yine de söyleyeyim. Oradaki ilahi aşk ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yapıyor? İlahi aşka takıldığınızda yani o aşka düştüğünüzde tüm bu her şeyden münezzehsiniz, kalıyorsunuz. Çünkü Allah'a yakınsınız. Ve çok temiz kalabiliyorsunuz ilahi aşkla. Çünkü beklentisiz oluyorsunuz. O yakınlığı hissedebileceğim anlar var mı? Var. Mesela. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain evet. olur. Evet. Zikri bütün hayatına yaydığında bu mümkün oluyor. Yani nefes alıyoruz biz. Şimdi nefes almaya ara verebiliyor musun? Hayır. O zaman zikre de ara veremiyorsun demektir. Bari bunu bilinçli yap. Mesela. Hepimiz nefes alıyoruz. Nefesimizin farkına varıp bunu bir zikir olarak addeder. Niyetimizi öyle yaparsak her aldığımız nefesin bir zikir olduğunu bilirsek yolda yürürken bile adımlarımızı sayarken bile böyle İlla, ey, ila, ey, illallah. İlla, ey, illallah. yapa yapa git bakayım ne oldu. Adımlarına zikri dahil et. Mesela yürüyorsun yola Nasıl tek başına yürüyorsun. ya kalbinden Allah de. Nasıl dersen de Allah de. Bu kadar Allah. Kaç defa yok adet madet. Allah de bu kadar. Başka hiçbir şey deme. Allah de. Yolda yürüyorsun. Süpürgeyle evi süpürüyorsun. Allah de. El işi yapıyorsun. Her ilmekte Allah de. Allah, Allah, Allah. Yap. Bak bakayım ne çıkıyor ortaya. Tılsımlamak böyle bir şeydir. Allah'a dahil olmak böyle bir şeydir. Allah ile aşk yaşamak böyle bir şeydir. Şimdi burada biz seninle yayın çekiyoruz. Tamam. Bu yayında ikimiz miyiz? Hayır. Buraya biz Allah ile oturuyoruz. Onun adıyla oturuyoruz buraya. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla oturuyoruz o zaman... biz buraya. Biz böyle hani namaz tesbihatları da vardır ya aslında hayatın evet. her yerinde olması gereken kelimeler de onlar. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber evet. deriz. Evet. evet. Bunun evet. da hikmetini bize bir anlatır mısınız? Niye Sübhanallah, elhamdülillah ve Allahu ekber? Şimdi Sübhanallah aslında İslam öğretisinde mutasavvıfta şaşma ifadesidir. Şaşırma, hayret. Biz Subhanallah ile şaşkınlığımızı ifade evet. ederiz. Şey değil ya. O falan değil. <laughs> wow, değil wow. yani. Aslında sübhanallah diyoruz. Çok ciksip. Oo, çok ciks çok süper değil. Sübhanallah. Sübhanallah böyle. Elhamdülillah. Memnuniyet elhamdülillah. Bir şey dersen elhamdülillah. Nasılsın? Elhamdülillah. İyi. Nasılsın dedi bize biri. Elhamdülillah. İyi. Ya sen nasılsın falan mutlaka elhamdülillah evet. ekleyin. Evet, elhamdülillah. İşte ya Allahu ekber zaten. Ona da söyleyecek bir şey yok ya Allah. Yani Allah. Fakat şöyle bir şey var. Biz selamlaşmalarımızda bile derinliğe inemiyoruz. Ben mesela selamün aleyküm diyorum. Oraya ortama giriyorum. Şöyle bakıyor. Merhaba. Okey tamam. Tamam sonra. o da olur. Aynı kişi derim ki Allah'ın rahmet ve bereket enerjisi üzerine ne olsun diyorum. Ne güzel dileklerdi. Az önce de aynı şeyi söyledim. Arapçaydı sadece. <laughs> O yüzden ben genelde şöyle kullanıyorum. Yargılamıyorum. Bilmeyebilir. Elbette. Ee, kullanmak o, istemeyebilir. Evet. Kullanmak istemeyebilir. Ama ben dua ediyorum insana aslında. Seni görüyorum ve sana dua ediyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun diyorum. Sen de bana karşılık veriyorsun işte. Dua ediyoruz birbirimize karşılıklı. Hmm. Çok güzel bir şey değil mi? Karşılaştığın insana dua ediyorsun ya. Çok. Ama hayatımızda yaygın bir şey değil bu. Ama bunu dahil ettiğinde zihnine ve bilincine bu yine Allah ile aşkı yaşamaktır. İlahi aşk böyle bir şey. Ama Allah'a bu kadar tutkun olursan her yere bunu dahil etmeye başlarsın. Eğer sen Allah'a tutkun değilsen o kadar unutursun birçok yerde onu dahil etmeyi. Biz her şeyi Allah'tan biliriz. O yüzden her işimizin başında ayakkabımızı bağlarken bile Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yaparız biz bunu. Biz bir şey yapamayız çünkü. O yapar. Ayakkabı bağcı bağlamaksa dahil buna. Yaptığımız her eyleme onu katmaktan bahsediyorum. Hı hı. Yaptığın işe onu dahil etmekle bahsediyorum. O zaten dahil de senin onun farkında olman. O zaman kelimeler aracılığıyla da bunu dahil etmemiz gerekiyor gibi anlıyorum zaten ben. Zaten hikaye cümleler, bu işte kelimeler. Ha, aynen aşkta bu Heh. işte bu kelimelerin içini doldurarak dahil ederek sürece dahil olduğumuzda bu sefer e, bizim Allah ile olan münasebetimiz arttığında işte bu bizim bedenimizde yansımalarla açığa çıkmaya başlıyor. Bu sefer gözyaşları da akar, cezbelerde olur. Belli zamanlarda çünkü Allah'a aşıksındır. Eşine bile davranış biçimin değişir. Çünkü dersin ki Allah'ın emaneti bana. İnsan aşk olduğunun emanetine hıyanet eder mi? Etmez. Allah'ın emaneti olarak bakarsın ve vesile görürsün onu. O yüzden ona minnet duyarsın, minnetle yaklaşırsın. Çünkü eşinden Allah'a olan aşkını yaşayacaksın sen. Allah'a olan aşkını başka yaşayamazsın çünkü Leyla'dan Mevla'ya ulaşırsın. Bir formülünüz var. Aslında sabahları uygulayabileceğiniz bir formül. Bahsettiğini görünce hemen dedim ki bunu yayında bir izleyicilerimize aktaralım. Hangisi? Hani güneşi üzerinize doğurtmayın dediniz ya. Evet. Her sabah diyor gün doğarken ayakta omirilik hmm. dik bir pozisyonda dur. Kafa yukarı bakar şekilde derin bir nefes al. Nefesini verirken de Allah ve uzatarak bunu söyle, evet. hepinize şifa olsun diyor. Biz ne anlamalıyız şimdi bu tem temlinden? Bizim hayatımıza ne getirecek? Bunu niye tavsiye ettiniz? Niye gün doğarken, niye uzatarak Allah demeliyiz? Siz anlatın. Sabaha bizi uyandıran Allah. Gecenin akan karanlığından bizi çekip çıkartan Allah. Aydınlığa çıkartan yeniden. Allah. Uyku hali yarı ölüm halidir. Uyanabildiysek şükrümüzle beraber Allah'a uyanırız. Yataktan kalkma adabı vardır. O da bir adam. Nasıl kalkacağını da bir Sağ tarafına doğru kalkacaksın yataktan. Aa, iyi. Ve böyle haldır olur kalkamazsın. Öyle mi? Tabii. Yavaş yavaş, sakin bir şekilde. Besmele ile. Sağ tarafına doğru kalkarsın yataktan. Elini yüzünü yıkarsın. Abdestini alırsın. Ondan sonra dönersin. Seni bu sabaha ulaştıran Allah'a onun farkında olduğunu gösterirsin. Sadece onu bilirsin. Ama biz ne yapıyoruz? Daha uyanırken cep telefonunu arayıp, Alo aşkım, uyandın mı? Değil mi? Bak aşk nerede kalmış? Dünyada kalmış. Nerede ilahi aşk? Böyle ilahi aşk olmaz. Hmm. Önce aşkına gideceksin. Ondan sonra aşkın sana ikram eder, sevgiliyi. Sana oradan yaşatır çünkü his, hislerini. Sana bir kul üzerinden yaşatır Allah. Allah sana bir kulun üzerinden aşkını verir. Bu benim az önce verdiğim örneği. Nasıl yapıyorsunuz sabahları bir gösterin. Açtınız, pencereyi mi açıyorsunuz, ne yapıyorsunuz ben yoksa? Ben bu arada direkt ben doğaya çıktığım için. Ha Evet, evet. Gerek yok diyor, sizin gibi diyor. <laughs> ben sokakta da yatıyorum. Yüksek ya, yüksek sorayım. binalarda yaşamadığım için diyor, direkt doğaya giriyorum. Şimdi Mesela ben şöyle yapıyorum. Allah. Bunu uzatıyorsun. Tüm bedenine o titreşimi yayıyorsun. Allah. Ama bu dil önemli. Dili üst damağa ittirmemiz gerekiyor. Bakın. Dili üst damağa ittirdiğinizde orada bir şey salgılar. Dopamini salgılatır insan O hissi verdirir. Allah. Dil hareketi uzattın. Ben bunu böyle yapıyorum ama ben bir tek bunu yapmıyorum. Ben çok fazla zikir yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben buraya Rezoni gelince mi? kadar sürüyor ediyor yani. bedeni. Yani, işte ediyor. i̇şte ne bileyim bilinci aktif ediyor herhalde yeni güne başlamak için. Dopamin salgılıyor dediniz. Evet. Dili damağa vurdurduğunuz Aşk zaman. Aşk enerjisi nereden açığa çıkar? Dopamin hormonundan çıkar. Hmm. Yani dopamin hormonu salgılaman lazım. Aşk duygusunu yoğun hissedebiliyorum olmak için. Bedende bunların hepsi var. Doğal olarak salgılamanın yolları da var. Zikir bunlardan bir tanesi. Esma-ül Hüsna. Allah'ın yeryüzüne yansıma biçimleri. Allah'ın benleri onlar. Allah'ın benleri. Esma-ül Hüsna. Allah'ın benleri sende var olur. Kulda var olur. Allah'ın benlerinin sende var olabilmesi için... ...senin Allah ile aşk yaşıyor olman gerekiyor. Çok büyük söylemler değil mi? Çok. <laughs> Ama... E, Şimdi herkes kendini gözden geçiriyor. Tabii ben ne kadarını yapabiliyorum, ne kadar doğru evet, yapıyorum. Şimdi, Baksanıza uyanma adabına bile sahip değilmişiz. Öğrendik ki. Orada e, bir kere bizim bu dünyaya gelme maksadımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Biz Allah'a kulluk etmek için geldik. Allah'a kulluk nasıl edilir? Çalışmak da bir ibadet. Doğru. Çalışmıyor musun şu an burada? Bu iş. Senin işin doğru mu? İbadetini yapıyorsun. ama Allah, Allah'ı konuşuyorsun. Allah'ın dedikodusunu yapıyoruz burada seninle sabahtan beri. Bu da bir ibadet. Buraya doğru attığın her adımda bir ibadet. Bak hepsinde Allah var. Çünkü hepsini aşk ile yapıyorsun. O aşkı oraya katarsan, onu oraya dahil edersen, onun rızahi ilahiyesine uygun olsun diye bir eylemi yaparsan, onda Allah dahildir. Ne de besmeleyi zaten hiç unutmazsan, daha ne? Senin yolun her yerde açılır. Ne maddi, ne manevi hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Ama yaşıyor, sınavındır o. O da ona dahil. Mutlaka sınavsız olacağını hiç düşünmedik da dahil. zaten. mutlaka Asıl büyük sınav varlık sınavı. Ne Yokluk, demek, sınav, o? yokluk sınavı kolay. He, doğru. Asıl doğru. büyük sınav varlık sınavı. Varken ne yaptığında çok önemli ya o. Neyse oraya girmeyeyim sınav kısmına şimdi. Aşk kısmında kalalım. Dolayısıyla günlük hayatına böyle başladığında ve Allah'ı dahil etmeye başladığında, her yerde onu hissetmeye başladığında bu zaten kafan ondan başka bir yere gitmiyor. Hep bunu düşünüyor. Şimdi bir insan Allah'a bu kadar aşıkken ona giden yolların hepsini zorlar. Namazı da zorlar, Kur'an'ı da zorlar, hepsini zorlar. Çünkü hepsi ona gidiyor ya. E Kur'an'a bakıyor Allah kelamı. Ya e Allah ya bir aşkım yazdıysa ben onu okurum. Kur'an okumak Allah'la dudak dudağa sohbet etmektir zaten. Ama onu öyle okuman lazım. Onu öyle okuyacaksın. Onun içine dalacaksın. Gireceksin onu dinlerken. Kopacaksın. Sadece o olacak aranı. Kimseyi bırakmayacaksın. Ona teslim olacaksın. Zikirde keza böyle. Nefesine dahil ettin Allah'ı. Şimdi biz ekol olarak, ben kendimi söyleyeyim. Ekol olarak biz cebri zikir yaparız. sesli zikirler yaparız ama kalbi zikir de olur. Kalbine çekilirsin. Ama ben sesli seviyorum. O Kendi halimde yapıyorum ben bunu. Çekiyorum, kıyıya yapıyorum. O ayrı. Nefesimle beraber yapıyorum. İşte nefes zaten onun bak. Ya. Sadece nefes alıyorum. Kelimeye katmamak Yavaşlattım. Yaptım. Oturduğun yerde yap. Bak bakalım onu nasıl hissediyorsun. Al. Allah, 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 Allah. Allah lafzı zatın kendisini işaret eder demek. Biz zatın kendisini işaret eder demek. 99 esması onun benlikleri. Ama Allah hepsini. Kapsiyan. Allah'ın benlikleri ise 99 esmadan beliren sıfatlar. E nasıl, nerede tecelli edecek onlar? Allah'ın tecelli edebilmesi için bir yaratılmışa ihtiyacı var. Yaratmaya. O yüzden Allah her an şendedir. Çünkü Allah'ın şen olması demek, her an var olması demek. Ebbet ve ezeldir. Her bir toz bile Allah'ın izni olmadan Havalanamıyor değil mi? Bu Allah'ın şenliğidir. Bu Allah'ın şenliğini görebilmek Allah ile ilahi aşkta olabilmektir. Zaten bir kalp Allah'a düştüyse eyvah eyvah. <laughs> Geçmiş olsun Geç. diyorsunuz. Yok çok güzel de. Latife <laughs> anlamında söylüyorum. Biz genelde e, aslında ilk duygumuz hissettiğimiz duygu bizim ilahi duygudur aslında ilahi aşktır. Aşık olma duygusuna dönünme bakın hepimiz aşık olmuşuzdur zamanında gençken falan böyle. Böyle birisini görürseniz bir gönlünüz düşer onu böyle tanımadığınız halde peşine koşarsınız. Oradaki nedir biliyor musunuz aslında? İlahi aşk odur işte. Tam o aşk. Ama biz onu bilmediğimiz için ne olduğunu biz onu kişiye yükleriz hep. Ondan zannederiz. Gözünden, kulağından, dudağından zannederiz. Halbuki ondan değil. Ondan yansıyanı o an bir görmüşüzdür. Vermiştir oradan. Bir göz kırpmıştır sana. Oradan Allah. Onun kalbinden. Onun gözünden bakmıştır sana. Çünkü insan ilahi ruhun göz bebeğidir. Baktığında oradan bakmıştır, oradan nazar etmiştir sana ve düşersin oraya. Ama işte hep bu farkındalıkta olsan, Allah'ı hep bilsen, bilirsin ki oradan göz kırpan Allah sana, onu öyle bir tutunursun ki gel dersin gel. Allah bana senden göz kırptı. Ben seni el üstünde tutarım. Niye? Çünkü ben senden Allah ile aşkımı yaşıyorum. Vesile kularsın bunu. İnsanla da ilahi aşk böyle yaşanıyor işte. Fakat bizim e insanlar her zamanki gibi bunu da karıştırdılar. İlahi aşkın suistimalinden kastım buydu. Hı hı. Çok suistimal ettiler. Benimkisi ilahi aşk yok öyle ilahi aşk. İlahi aşk iliklere kadar hissedilir. Ve baktığında onun ilahi mi maddi mi hepsi görülüyor. Nasıl hani sabah uyandığımıza dair az önce bir temlin aktardı ki izleyicilerimize. Hı hı hı. Ee, ben de dedim ya uyanma adabını bile bilmiyormuşuz diye. Yani sağ tarafınızdan kalkın evet. dediniz. Öyle bir anda değil. Ee, yavaş yavaş usul usul kalkın. Uyumanın da böyle adapları var mı? Var, Çünkü uy hani ölüme yatıyoruz ya. Evet var aslında. Sağ tarafa yatılır yine. Hı -hı. Sağımıza doğru Onun yatıyorum. sebebi hikmeti nedir? Sağ yatılmasının ya da sağdan kalkılmasının? Yani ee, şöyle bir şey sağ var. Sağ elle yemek yememiz K gibi mi? Kalple ilgili bir şey yine. kalp Yine bedenimizin aslında bizim bu... E, bedenimizin sağlığı ile ilgili konu. Oruç da öyle, aynı şekilde namaz da aynı şekilde e, sağ elle yemek, tuvalete işte girerken sol ayakla girmek, sağ ayakla çıkmak, bunun her birinin sebebi aslında bizim fiziksel varlığımızın da muhafazası ile ilgili. İşte ayakta e, erkeklerin ayakta tuvaletini yapmıyor olmaları vesaire. Yapmayın demişti Ki, bir yayınımızda. Mesela banyoya girildiğinde şu kollarımızı açtığımızda, şu şekilde açtığımızda parmaklarımız değecek. Eğer daha aşıyorsa bu mesafeyi o banyo biraz sıkıntılı Nasıl mı? Anlamadım. Manevi sıkıntıya tutulabilirsiniz orada. Nasıl anlamadım? Banyoya girdiğinizde banyonuz kollarınızı şöyle kaldırdığınızda dikildiğinizde şu parmak uçlarınıza duvarlar değecek. Yani o genişliği açmayacak. ya yani da duş neyse. Ha. O genişliği açmayacak. O alan içerisinde duşunuzu almanız gerekiyor. Niye? Bir tek biz yaşamıyoruz bu dünyada. Allah. 18 ya, bin ailem var. o zaman küçük olmasını tavsiye ediyorsunuz yani, gibi bir anlam evet, çıkıyor. Evet evet, bunlar önemli şeyler aslında baktığında. Bunların her biri bizim ruh sağlığımız, beden sağlığımız için önemli şeyler. Uyumaya geçerken ne yapalım? Uyumaya geçerken zaten e, e, yasta beş kala diye bir tabir var. <laughs> Öyle bir şey yapmamamız gerekiyor aslında. Daha çok bilinçli uyumak, sızmaktan ziyade bilinçli uyuma haline geçmemiz gerekiyor bizim. E, uyurken de yine dediğimiz gibi e, günlük arınma dualarımızı yapıp, e, dua ile ayet farklı şeylerdir bu arada. Ayetleri dualara birleştirebiliyoruz. Nasıl Yani dua kimi var? ayetleri de dua gibi okuyoruz evet, ama. Istek, evet öyle hı hı. yapabiliriz. Onu bir, bir şey yapalım. Yani e, bazı ayetler dua niteliği evet, de taşıyor. Mesela bu bildiğinizde gönlünüzü rahatlatan dualarınızı yapın, okuyun. Allah'tan ne istiyorsanız isteyin. E, ne diliyorsanız dileyin. Hayır olan her şeyi dileyin. Ve bunları e, belli okumalarla yapın bence. Ben öyle önereyim. E, mesela herkes yapmak zorunda değil ama. Selavat-ı Şerif her duanın önünde ve arkasında eklenmeli. Selavatsız dua olmamalı. Tamam her duanın önünde ve arkasında. Selavat-ı Şerif olsun minimum tamam. 15 tane. Tamam. Minimum 15 ondan sonra dualarınızı edebilirsiniz. Ben e, şöyle öneriyorum akşamları özellikle. Akşamları yattıklarında yatağa şöyle bir sırt üstü yatsınlar sağ ellerini göğüslerinin üzerine koysunlar, sol ellerini şöyle koysunlar. 11 tane inşira. Göğüslerinin üzerine bak. 11 tane inşira. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vedahna enke vizrak ellezi enke zahrak ve lefahlâneke zikrak fe innemâ alistu isran innemâ alistu isran fe izzâ ferâta fensab ve ilâ rabbike fergâb. Bunu 11 tane yapsınlar. Bu onları ferahlatacak. Nas, Felak, Mutlaka. Ayetel Kürsi. Olmaz, olmaz. Minimum 3. Minimum 3. Nas ve Felak göbek deliklerinin üzerine ellerini koyarak okuyabilirler. 21 defa çok iyidir yapmak. Nas 21, Felak 21 buraya. Ayetel Kürsi ise önce bunu ayaktayken yapsınlar yataktan yatmadan önce. Önce önlerine okuyup nefes yapsınlar. Sonra artlarına okuyup nefes yapsınlar sağına, okuyup nefes yapsınlar soluna, okuyup nefes yapsınlar. Yukarıya okuyup nefes yapsınlar, aşağıya okuyup nefes yapsınlar. Bir tane okuyup çevrelerinde bir dönsünler, bir tanesinde yutsunlar. Bu da manevi zırhtır. Ayet Erkürsü'yü böyle yapabilirler. Mutlaka her gece üç tane amener rasulü okusunlar. Yatsı namazından sonra zaten okunuyor ama çok kişi namaz kılmayanlar içinde de söylüyorum. Üç defa e, okusunlar. Amen er okunan bir alan. 70 versah böyle, 70 versah böyle, 70 versah böyle, 70 versah böyle koruma altına alır ortuğu. Namaz kılanlar içinde sabah namazı özellikle sabah namazında sünnetiyle farzı arasında bir boşluk bırakıp aslında e, o sünnetle farz arasında dünya hayatına dair bir iletişim kurmadan Allah ile aralarındaki ilişkiyi Arttırmak arttırabilirler. Için. Mesela sünnetini kılarsın. iki rekat sünnetini. Bir La ilahe illallah zikrine girersin. Ha. Onu yaparsın. Anlasın. Farzını kılarsın. Ha, bak irtibatı kuvvetlendiriyorsun. Bu kadar basit aslında. Aslında çok zor değil bunlar. Değil değil. Şimdi arada bir soru sordum. Ee, dedim ya iftar sevinci. Tam onun yanıtını alamadım sizden. Hı -hı. Ben kendimden yola çıkarak söyleyeyim. Evet. İzleyicilerimiz de belki o anlamda. Aa evet ben de öyleyim diyebilir. Hani o tam o açtığımız anı iftar sevinci diyoruz değil mi? Çok mutlu bir an çünkü. Bugün görevimi layıkıyla yerine getirdim Allah'ım. Evet. Ki e, öfkeye falan kurban ettiyseniz orucu da o rahatlamış o mutlu hal olmuyor. Evet. Pek sorguluyorsunuz çünkü ben nasıl oruç tuttum bugün diye. O mutlu anda. Yani ben o açmadan ezan okununca hep o kadar çok insana dua ediyorum. O kadar çok şey söylüyorum ki. Ama sanki böyle diyorum ki acaba doğru mu dua ettim? Burada düştüğümüz hatalar var mı yoksa ne istersen söyle, ne istersen iste gibi bir sınırsızlığımız mı var? Yani ilahi aşkı buram buram hissettiğimiz bir an ya o an, o yüzden soruyorum. İlahi aşkı düşen insan dua etme konusunda biraz e, sorun yaşayabiliyor. Hmm. Benim ben, söylediğim gibi mi? Öyle değil. Daha çok nasıl dua edeceğini bilemiyor. Bilememekten ziyade ne diyeceğini bil. Çekiniyor. Neden biliyor musun? Çünkü biliyor ya. olacak şüphesi yok. Yanlış bir şey söylememekten kaçınıyor. Söyle, ya, ya, ya yanlış bir şey söylersem diye kaçınıyor. Çünkü biliyor ki bu olmaz ihtimali yok. Ağzından çıktı ve olacak. O kadar emin çünkü Allah'ından. O kadar emin. Ona o kadar güveniyor ki. O kadar teslim ki. O olacak ya. O yüzden ben şöyle yapıyorum. Allah'ım bana doğru dua edebilmeyi ilham et. Çünkü dua. Ne isteyeceğimi bilmiyorsam Allah'ım bana doğru dua edebilmeyi ilham et diyor. Ama genelde şu vardır. Kulun kula ettiği dua günahsız ağızdan edilen duadır. Genelde hmm. Genelde hatta burada arabada gelirken onu yaptım yine. Ben bir başkaları için dua ediyorum. Kendim için değil. Tamam, güzel. Elbette bir başkası da benim için eder. O zaman insanın yani tam şeyi soracaktım. Münafı anlattık ya. Hmm. Mümin nasıl olunur diyecektim. O zaman benim aklımda şöyle bir cümle canlanıyor. Bir başkasından dua alabilecek kadar doğru yaşıyorsan sen müminsin. Bir başkasının duasında yer alıyorsan. Öyledir herhalde. <laughs> Öyledir herhalde bilemedim ki. Ramazanı da o zaman işte bir başkasının <laughs> duasını alabilecek e, farkındalıkla yaşamak gerekiyor. Evet işte bundan ve sonrasını. Ya işte Her halimizi aslında böyle yaşamamız gerekiyor. Yani... Yaptığımız her bir eylemde insanlara bakışımız da dua olmalı aslında. Dokunmamız bir dua olmalı. Her insana dokunurken o hassasiyetle dokunmamız gerekiyor. Yani şimdi sonuç olarak karşındaki yaratılmış bir canlıda Allah'tan bir nur parçası var. Onun hürmetine oraya dokunuyorsun. Ve onun hürmetine oraya bakıyorsun. Yani o bakış açısıyla baktığında zaten haddini biliyorsun her şeyi Allah'a bırakıyor. Allah'ın ellerine kendini bırakmak çok yüksek bir güven. İnanılmaz bir özgürlük. Çünkü düşünsene hiçbir sorumluluğun yok her şey Allah'ta. Ama biz kimliklere büründükçe, kendimizi var ettikçe sorumluluklarımız yükseliyor. Ona bıraktıkça rahatlıyorsun. Tek şey... Kaygıdan kurtulmak kaygıdan özgürleşmek aynen, aslında bu aynen, söylediğiniz bir sürü yani. kaygılarımız var hepimizin çocuklu olanların en çok kaygı sebebi çocukları evli olanların karşılıklı eşleri yani sürekli böyle bir mamluk sevdasında olanların daha çok kazanmalıyım diye girdiği kaygı hali bunların hepsi kaygı. Vallahi benim tek endişem ne biliyor musun ee, bu dünya alemine veda ederken. Arkamda bırakacağım iz nasıl bir iz olacak? Ben nasıl bilirdiniz bakıyorum. sorusunun cevabı mı? Yani nasıl bildiklerinden ziyade nasıl bilecekleri de çok önemli. Yani ne bıraktım arkamdan ben? Ne bırakıyorum? Boş mu yaşadım bu hayatı? Boş ya. Şimdi çoluğuma çocuğuma bina, araba, kat bırakıyorsam bana göre bunların hiçbiri karşılığı olmayan şeyler. Ben bunu kendi oğluma söyledim biliyor musun? Oğlum kusura bakma. Ben sana bir şeyler bırakabilmek için kendimi parçalama. Sana ancak bir ahlak bırakabilirim. İlim bırakabilirim sana. Kitap bırakabilirim ama para pul varsa zaten alacaksın bana sormayacaklar. Sana verecekler de ama yoksa da yapacak bir şeyim yok. Çünkü ben sana ancak ilim bırakırım. Bu da seni zaten yürütür. Böyle bakıyorum olaya. Yani ne bıraktığımız gerçekten mühim. O yüzden buralarda konuştuğumuz çok mühim. Garantimiz yok. Buradan çıktıktan sonra hiçbir şeye garantimiz yok. Yok. O yüzden ben bu dünyaya veda ettikten sonra, hakka yürüdükten sonra, aşkıma kavuştuktan sonra burada benden geriye ne kaldı bu çok mühim. Ne bıraktım? İnsanlara neyi verebildim? Konuştuğum bir kelimeyle insanları küstürdüm mü ben? Allah'a giden yolda seknelerine mi uğrattım? Yoksa onları bu yola daha çok mu yaklaştırdım? Bu çok mühim bir şey. Eğer sen insanları yaptığım bir hareketle Allah'ın yolundan gücendirdiysen vay haline. İnşallah bizim Ramazan boyunca yaptığımız bu söyleşilerde o yakınlığa bir vesile olmuştur. O yakınlığı i̇nşallah. daha da kuvvetlendirmenizi sağlamıştır. Ben de öyle dua edeyim. Amin. Tamamlarken. Ecmail, inşallah. Yani benim son sözlerim buydu ama sizden de bu söyleşiye dair son birkaç not almak isterim Şimdi, Mehmet Saka. Olur mu böyle sadece zikirle diye soranlara cevabım olsun? Çünkü soruyorlar. Tamam. Başka hiçbir şey olmaz. <laughs> sadece zikirle olur. Allah'ı zikretmekten başka hiçbir şeyle de olmaz. Ama hissederek, duyumsayarak değil mi? Yani Dedim ya, tapanlık değil çalışırken mesele. Çalışırken bile, bak araba kullanırken, çalışırken, yaptığın işte, yaptığın herhangi bir eylemde ya sevgiline bakarken bile onu hiç unutma. O derinlikle bakarsa hep oradasın zaten, hep zikirdesin ya. Hep zikirdesin yani. İlla oturup Allah 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 demen gerekmiyor. Güzel yaşa. Hoşgörülü yaşa. İnsan olmak için mücadele et. Dediğim gibi duanın vesilelerini oluştur. Hizmet ve nezaket. Sana su getirmek değil, kopmaz. Dua alırım. Dua alırım diyor. Dua alacak, Ramazan, yollara bakmak Ramazan lazım. Ramazan bunun için çok büyük bir fırsat. Doğru. İftar sofrası hazırlayın. Abartmaya gerek yok. Hazırla, ikram et. Suyunu getir, hurmasını getir. İkram et, memnun et. Sana dua etsin. Bak, iftar sofrasında edilen dua... Hiç sekmez. Hemen olur. Çok iyi. Hizmet et. Duanın vesilesidir çünkü hizmet. Alma verme dengesi. O zaman bütün hayatımız boyunca önemli ama Ramazan'da daha da önemli. Bir başkasının duasını almaya bakın. Sonra Ramazan'da bunu tatbik edip içselleştirince zaten hayatın bütününe yayılıyor. Geçen gün biri bana bir dua etti. Böyle gözümden yaşlar geldi. Böyle bir kaldım yutkundum. Bir mahcup olduğum, bir içim böyle bir tuhaf oldu dedi ki Rabbim seni benim adıma mükafatlandırsın dedi. O öyle güzel soru Kaldım böyle bir ama ezildim de altında yani bir <laughs> şey de diyemedim şimdi sadece amin deyip geçtim ama yani e, onun derinliğine baktığında e, ya yani şu var kalpten kalbe sohbetlere ihtiyacımız var bizim. Dille edilen sohbetlerde hep bizden bir parça var. Hı -hı. Ama kalpten kalbe edilen sohbetlerde hep Allah var. Valla ben sizinle yayınlarımızda o kalpten kalbe giden yolu keşfettiğiniz ve izleyicimize de öyle geçtiğini düşünüyorum. Amenna İnşallah be. öyledir. Dua alanlardan olalım. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz her zamanki gibi. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Sağ Mehmet Sak'a yine yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.